like a Hellcat. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. İlk videomda size YouTube kanalı nasıl açılır onu söylemiştim. Şimdi size YouTube kanal ayarlamaları göstereceğim arkadaşlar size. YouTube'a girdiğimizde ayarlar kısıtlı olduğu için size bir site göstereceğim arkadaşlar. Chrome'a giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar bura youtube.com masaüstü yazıyoruz. Yazdıktan sonra arkadaşlar ilk siteye giriyoruz arkadaşlar. Oturum aç YouTube. Girdikten sonra arkadaşlar sağ üst kısımda 3 nokta var. Ona basıyoruz. Masa üstü sitesi diyoruz. Sonra bu hale geliyor arkadaşlar. Ondan sonra hesap diyoruz. Buradan. Dedikten sonra arkadaşlar kanal durum ve özellikler diyor. Buna basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar numara yazacaksınız arkadaşlar. Cep telefonu numarası yazmanız lazım burada. Şu an ben yazdığım için doğrulandı. Tiki var burada. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar telefon numaranızı yazdıktan sonra şu 3 şey etkin hale geliyor. Burada arkadaşlar para kazanma var. Para kazanabilmek için 1000 aboneyi 4000 saati geçmek gerekmektedir. Onay geçtikten sonra para kazanma aktif hale gelir arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buradan gizlilik diyoruz. Arkadaşlar burada tüm abonelerimi gizli tut. Bunu etkileştirdiğinizde sizin kaç tane aboneniz olduğunu gizliyor arkadaşlar. Başkası sizin YouTube kanalına girdiğinde kaç abone olduğunu gizliyor. Bunu etkileştirebilirsiniz. Sonra arkadaşlar yine hesap diyoruz. Hesap dedikten sonra sağ üst köşede profilimize giriyoruz. Burada kanalınız diyoruz. Sonra kanalı özelleştir diyoruz arkadaşlar. Buradan da video giriyoruz. Her şeyi göstereceğim. Kanal ayarları nasıl olur? Sonra arkadaşlar burada video düzenle diyor. Arkadaşlar burada video düzenleyebilirsiniz. Burada başlık. Bir de açıklama yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar bitiş ekranı var. Burada. Bitiş ekranı ne işe yarıyor? Arkadaşlar mesela videonun sonlarında başka videonun reklamını yapabilirsiniz. Yani başka video ekleyebilirsiniz. Burada kaç saniye olduğunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar kartlar var bir altında. Arkadaşlar bazı videolarda şundan bir şey çıkıyor. İşte bunu ayarlayabilirsiniz buradan. Mesela bir video veya oynatma listesini tanıtabilirsiniz bir videoyu. Sonra başka bir kanal tanıtabilirsiniz. Buradan yapabilirsiniz arkadaşlar oluştur diyerek. Sonra arkadaşlar bir aşağısı var buraya. Tıklıyoruz. Buradan da arkadaşlar sizin kanal hakkında bilgiler veriyor arkadaşlar. Kaç aboneniz var, kaç şeyiniz var.
Yapabilirsiniz. Bir de bir de arkadaşlar uygulama var. YouTube Studio diye. Yani her şeyi oradan bulabilirsiniz. Yorumları her şey yapabilirsiniz yani oradan. Bir de arkadaşlar bu video analizi. Şu an video analizi. Zaten şurada köşede yazıyor. Kaç saniye izlenmiş? Kaç tane yorum yazılmış? Burada aşağıda da kaç tane yorum yazılmış arkadaşlar burada. Buradan da yorumlara bakabilirsiniz. Sonra arkadaşlar buradan da video düzenleyebilirsiniz burada. Başla diyerek. Sonra arkadaşlar şu alt sol tarafta tıklıyoruz. Burada kanal diyoruz arkadaşlar. Burada gelişmiş ayarlar diyoruz. Burada arkadaşlar videoların çocuklarla ilgili çocuklara olarak özel olaraksa burada belirtmek zorundasınız arkadaşlar. Şu an benim videom çocuklar için değilse burada hayır bu kanal çocuklara özel olarak ayarlama yüklediğim yıllarım hiçbir çocuklara özel değil işaretlemez gerekir. İşaretlemezseniz arkadaşlar topluluk kurallarına aykırı olarak şey yiyorsunuz arkadaşlar telif yiyorsunuz. Yani 3 tane yerseniz kanalınız kapatılıyor. Sonra arkadaşlar burada marka bilinci oluştur diyor. Marka bilinci nedir arkadaşlar? Şurada abone ol videolarda videonun ortasında ya da sonlarda falan abone ol şeyi gözüküyor arkadaşlar her yerde. Bunu yapmak için size göstereyim arkadaşlar. Google'a giriyoruz arkadaşlar buradan. Bura YouTube abone ol butonu diyoruz. Sonra resimlere tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan seçiyoruz. Şu an benim seçtiğim bu. Siz de buna basarak resmi indirebilirsiniz. Sonra da arkadaşlar oraya koyarsınız yani. Şu an ben değiştirebilirim. Buradan değiştirebilirim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar yükleme varsayımlara geçiyoruz. Mesela arkadaşlar video atacaksınız. Burada mesela atacaksınız. Aynı kalır her şey yani. Tek açıklama farklı olur. Bir de videonuzun şeyi farklı olur başlığı. Ama linki aynı kalır. Mail de aynı kalır. İşte burada yine kendiniz de hakkında bilgiler veriyor arkadaşlar. Bunu ayarlayabilirsiniz yani. Sonra arkadaşlar izinler var. Yani burada izin şey yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardır. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım size az da olsa yani az da olsa bilgi vermişimdir. Umarım videomu beğenirsiniz, abone olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.